Herkese merhaba. Bu online görüşmeyle ilgili birçok kişinin talepleri oluyordu. Ama normalde rutin görüşme her zaman için daha avantajlı olduğu için reddediyorduk. Elden geldiği kadar normal konvansiyonel görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Ama bu koronavirüsle beraber farklı bir durum gündeme geldi ve bu dönemde artık herkes online görüşmelere başladı. Ama online görüşmelerle ilgili bizim böyle bu zamana kadar ertelememizin sebebi bazı aksaklıklar olabileceğiydi. Şimdi görüşmeleri yaparken de bu aksaklıkları fark ediyoruz. O yüzden bu aksaklıkları giderebilmek için önce bir broşür hazırladım. Hastalarıma hep onları gönderdim ama baktım ki hem broşürün okunmasıyla ilgili biraz böyle aksaklıklar oluyor, hem de daha fazla kişiye ulaştırabilirim bu bilgileri diye video çekmeye karar verdim. Şimdi online görüşmede önemli olan, yani birçok rehber yayınlandı. Hem Türk Psikiyatri Derneği hem diğer dernekler, bu alanda hizmet veren yerler bununla ilgili bazı rehberler yayınladı. Onlara zaten ulaşmışsınızdır büyük ihtimalle. Ben daha çok kendi dikkat ettiğim, benim önemsediğim şeyleri bir video halinde çekmek istedim. Şimdi bizim daha çok konvansiyonel görüşme istememizin sebebi, ilk önce bu görüşme sırasında bütün her şeye dikkat edebilmek istiyoruz. Yani görüştüğümüz danışanlarımızın sesleri, yüz ifadeleri, hareketleri, bunların hepsi bizim için önemli. Bu dönemde hepsini görebilmek istiyoruz, hepsini fark edebilmek istiyoruz. Bir görüşme sırasında nasıl oturduğu, oturuş pozisyonu değişti mi, değişmedi mi, mimikleri nasıl hareket etti, sesi nasıl oldu. O yüzden bu dönemde benim bunları tekrar görebilmem gerekiyor. Yani online görüşmede de bunları sağlayabilmem gerekiyor. O yüzden iyi bir bağlantıya sahip olmamız gerekiyor. Ailelerin bunu daha öncesinde denemesi gerekiyor. Eğer internet bağlantıları bu konuda yeterli değilse bunu yeterli hale getirmeye çalışmaları gerekiyor. Ve birçok program var bu konuda kullanılan. Ben bu konuda WhatsApp kullanıyorum, Skype kullanıyorum ve Google'ın Hangout'unu kullanıyorum. Bu dönemde aileler kendilerine daha uygun bir program varsa, diğer programlar benim saydıklarımla istedikleri gibi performans elde edemiyorlarsa, daha iyi performans elde ettikleri bir görüşme tekniği varsa bunu kullanabilirler ve ailenin bunu test etmesinde fayda var. Yani bağlantı en iyi hangisinde oluyor? Görüntü kalitesi, ses kalitesi hangisini daha iyi aktarıyor? Buna özen göstermeleri gerekiyor. Bu dönemde aileler kendi rahat ettikleri yerde görüşmek istiyorlar ama burada görüntü çok önemli oluyor. Eğer arkalarından vuran bir ışık varsa, cama doğru eğer kameralarını tutuyorlarsa, o zaman doktorunuzun veya psikoloğunuzun sizi görme ihtimali çok yok. Yüzünüzü fark edebilme ihtimali yok. O yüzden ışığın yüzünüze vuracağı bir şekilde görüntüyü ayarlamanız gerekiyor. Elden geldiği kadar eğer imkanınız varsa görüntüyü sabitlemeniz daha iyi. Bu bir tripod vasıtasıyla olabilir veya elinizde böyle bir aparat yoksa o zaman evdeki herhangi bir şeyle görüntüyü sabitlemeye çalışmak yine görüşmenizin kalitesini olumlu şekilde etkiliyor. Bu dönemde gürültülü bir yerde olduğunuz zaman doktorunuz sizi duyamayacak veya danıştığınız kişi sizi duyamayacak. Bu nedenle kulaklık kullanmanız ve elden geldiği kadar sessiz bir ortam tercih etmeniz, eğer böyle varsa bununla ilgili bir açık eşya, elektronik eşya sizin görüşmenizi etkileyecek, olumsuz etkileyecek. Bununla ilgili bunları kapatmanız görüşmenin kalitesini daha olumlu olarak etkiliyor ve bunu ben test etmenizi tavsiye ederim. Mesela ben görüşmelere başlamadan öncesinde geldim, odamda testlerimi yaptım. İnternetin en iyi çektiği yer neresi, ışığın en iyi olduğu yer neresi, işte tripodumu ona göre hazırladım, kulaklığımı ona göre hazırladım. Elden geldiği kadar ailelerin de bu görüşme için bunun testlerini yapmaları gerekiyor. Çünkü her iki tarafta bununla ilgili bir emek veriyor, zaman ayırıyor. Bununla ilgili bu görüşmeyi en ideal şekle getirmek bu işin kalitesini arttıracak. Ve bu dönemde ulaşılabilirlik önemli ama sadece bağlantı olarak ulaşılabilirlik önemli değil. Yani özellikle psikiyatrik görüşmelerin bir devamlılığı olacak ve ilerleyen dönemde hastanız bir şekilde bize tekrar ulaşabilecek halde olmalı. Şimdi bazen böyle dışarıdan talepler oluyor. Yurt dışından, şehir dışından. Şimdi ben bu taleplerin hepsine cevap verebilirim. Bir şekilde bu görüşmelerin hepsini sürdürebilirim ama mesela acil bir durum olduğunda bana daha kolay ulaşabilir bir halde olmaları ilerleyen dönemde işlerini kolaylaştıracak. Yani ulaşılabilirliği sadece bağlantı anlamında düşünmemek gerekiyor. Eğer yapabilirlerse kendi bölgelerinden bir hekimle temasa geçmek. İlerleyen dönemde mesela ilaç kullanımı ve yan etki veya bazı ruhsal uzunluklarda bazı muayeneler yapmamız gerekiyor. Bunların yapılabileceği bir yerde olmaları veya acil durumda mesela kendine zarar verme gibi veya başka durumlar gibi doktorun daha rahat müdahale edebileceği bir ortamda olmaları o zaman işlerini kolaylaştırıyor. O yüzden hem bağlantı anlamında ulaşılabilirlik
hem de hekim seçerken ulaşılabilir bir yerde olmasına özen göstermek uzun vadede işlerinizi kolaylaştırıyor. Bu dönemde bu görüşmenin kalitesini arttırmak maksatlı başka şeylere de özen göstermek gerekiyor. Şimdi siz normal klasik görüşme olduğu zaman randevunuzu alıyorsunuz. Aslında randevunun alınmasıyla beraber sizin tedaviniz başlıyor. Bazı araştırmalar var. Mesela Enrosis Not Dünya'yla ilgili yapılan bir çalışma var. Randevu alındıktan sonra çocukların çiş kaçırmaları azalıyor daha hekime henüz gitmeden. Burada siz randevuyu aldıktan itibaren zihinsel olarak aslında görüşmeye hazırlanmaya başlıyorsunuz. Ve bununla ilgili günü belirlediniz, gün yaklaştıkça kafanızda tartıyorsunuz. Acaba ne konuşacağım orada, şunu söylemem gerekiyordu, şunları yapmam gerekiyordu. Veya bazı terapilerde, psikoterapilerde bazı ödevler var, bunları yapmam gerekiyordu. Bunların hepsini düşünüp, hazırlanıp daha sonra da başlıyor adım atmaya. Yol kat ediyor, randevu için gidiyor, orada bekliyor. Bunların hepsi aslında bu görüşmenin tedavi edici etkinliğini arttırıyor. Çünkü bu görüşmede tedavi edici olan ben değilim, daha çok sizsiniz. Sizin adımlarınız olmadan bu işin ilerleme ihtimali yok. Sizin desteğiniz olmadan, sizin çabanız olmadan bu işin ilerleme ihtimali yok. Eğer biz bu görüşmede klasik görüşmeye benzer şekilde hareket edersek bu online görüşmenin diğer etkilerinden de faydalanmış olabiliriz. Nasıl yapabiliriz bunu? Yine randevumuzu aldık. Randevu tarihine kadar yine zihinsel hazırlığımızı yaptık. Randevu günü aynı şekilde odamızı acaba nerede görüşelim? Bununla ilgili görüşmelerimiz neresi olsun? Evde bununla ilgili bir oda belirleyebilirsiniz. Giyim kuşamınızı aynı buraya gelir gibi ayarlayabilirsiniz. İşte neler giyeceğim bugün, işte şu şekilde giyeyim, saçımı böyle tarayayım, makyajımı bu şekilde yapayım gibi. Bununla ilgili bir hazırlık içerisine girmeniz, sanki görüşme odasına giriyor gibi bir ortam oluşturmanız bu görüşmenin etkinliğini arttıracak. Daha iyi bir noktaya taşımak konusunda size yardımcı olacak. Bu dönemde bu görüşme, sonuçta psikiyatrik görüşmelerde özel şeyler konuşuyoruz ve bu görüşmeyi ne kadar doktorumuzla aramızda tutabilirsek eğer o kadar rahat kendimizi ifade edeceğiz. Bundan ne kadar eminsek, dışarıdan duyulmayacağına, bu bilginin ikimiz arasında kalacağına ne kadar eminsek o kadar bu dönemde rahat hissedeceğiz kendimizi. O yüzden bu görüşmenin etkinliğini sağlayabilmek için ben aileleri, aile ve çocuk olarak gördüğümüz için elden geldiği kadar birden fazla cihaz kullanmalarını tavsiye ediyorum. Mesela özellikle ergen görüşmelerinde ergen ayrı telefonla, aile ayrı telefonla giriş yapabilir. Herkesin kulaklık kullanması avantaj. Yani sonuçta görüşmenin belli bir kısmını gençten beraber devam edebiliriz. Veya bazı hekim arkadaşlar mesela aileyle de ayrı görüşmek isteyebiliyorlar. Bununla ilgili ailenin daha farklı görüşebileceği bir ortam hazırlamak, mahremiyete özen göstermek ilerleyen dönemde bu görüşmenin kalitesini arttırıyor. Ben her zaman klasik görüşmenin devam edilmesi taraftarıyım ama bu dönemde bu online görüşmelerimiz devam edecek. Bu konuda da eğer özen gösterebilirsek, bu söylediğim ayrıntılara özen gösterebilirsek bu aradaki farkı en aza indirmiş olacağız. Ben en yakın zamanda bu salgından kurtulmanızı ve en hızlı şekilde tekrar görüşmelerinizi normal yapabildiğiniz bir ritmi yakalayabilmemizi diliyorum hep beraber. Sabrınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.